Bence hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı bunu görüyorlar. Yani ben AK Parti'nin içinde de bu yönde çok ciddi bir rahatsız olduğunu farkındayım. Resul Bey belki daha net bilgi verir. Yani bu çünkü yönetmesi çok zor bir noktaya doğru evriliyor. Çünkü çok fazla her partinin kendi kırmızı çizgisi var. Kendi önemli buldukları var. Kendi ben asla bunun yanında olmam dedikleri var. Ama bir şekilde baksana Hüdapar konuşuluyor şimdi Cumhur İttifakı açısından. Yani Hüdapar gibi bir partiye muhtaç hale geliyor. Bu Cumhur İttifakı'nın zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Sistemin mecbur kıldığı bir durum. Her türlü küçük partiyi bir şekilde bünyesine katma zorunluluğu. Yani ben bunun Türk bunu siyasetine... AK Partililer yaptılar, evet, sağ olsunlar. Evet. Bence eminim çok pişmanlar. Ama yani bakın özür dilerim Oral abi lafını kesiyorum. 6284 ile ilgili Fatih Erbakan'ın söylediklerini dinliyorum gelirken. Bir kere AK Parti'nin içinde ben AK Parti'yi şöyle de eleştiriyorum. Yani iletişim konusunda bırakın dışarıya iletişim, kendi içlerinde de yeniden gözden geçirmeleri lazım. Şimdi Fatih Erbakan diyor ki biz Sayın Binali Yıldırım'la yaptığımız toplantıda evet 30 madde ya da herhangi bir madde görüşülmedi ama onun öncesinde 2 hafta boyunca heyetlerimiz görüştü. 30 maddeyi götürdüler. Onun içinde 6284 de vardı. Onun kaldırılması değil, içindeki maddelerin ayıklanması. Yani ayıklanması dediği... Kaldırılması dediğin, yok. Kaldırılması olmasa da... Aile bütünlüğünü bozan... O ne demek? Kadının şeylerin, beyanı esastır. Yani şöyle şiddetin beyan üzerine yani işleme konmasına karşı bir duruş istiyorlar. Doğru, doğru. Ve AK Parti bunu onayladı diyor. Şimdi AK Parti ile heyet, kurmaylar bunu onayladı ama... Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yan'ın bundan haberi yok ve çok net bir şekilde 6284'ü savunuyorlar. Yani partinin içinde de bir diyalogsuzluk hali var. Yani ben hakikaten duyduklarıma inanamadım. Bunun üzerine AK Parti'nin içinde bir tartışma başlar diye düşünüyorum.